Kırıkkale'de bir polis memuru 86 yaşındaki amcayı sokakta görünce harekete geçti. Uzun süre ter döktü ama saygısını da bir an olsun elden bırakmadı. Sonunda eve dönmeye ikna etti. Ben ya kendim giderim, devlete ben zarar vermem. Tek derdi onu salgın hastalık riskinden korumaktı. Ama anlatamadı. Yaşlı adamı evine dönmeye bir türlü ikna edemedi. Bir arabaya evine de bırakabiliriz. Ne istiyorsan onu da yapar. Ben anlamıyorum. Kırıkkale polisi 86 yaşındaki amcayı sokakta görünce hemen harekete geçti. Belediye başkanı, davut arkadaşlar, emniyet, polis, herkes var. Devlete zarar vermiyor. Adam öyle bir, ama devlete verirse daha çok zarar veriyor. Polis memuru dakikalarca dil döktü. Hiçbir isteğine de hayır demedi. Abi ihtiyacın neyse ben sen bana söyle abi ya. Sen bize söyle. Biz geleni yapalım. Evet abi, aslında mağabey paket sigara var. Tamam, gidip alalım hadi. Arabayla. Evet alırız. Yazık günah değil. Ya yazık değil abi, öyle değil ama ya, hasta olur falan. İnşallah sağ bulaşırsa. Tamam. Sana ne olacak? O zaman ona da yazık olacak. 86'lık dede çok uğraştırdı. Ama polis memuru büyüğüne saygıyı bir an olsun elden bırakmadı. Bunun hassasiyetini biliyorsun. Memleketin neyle uğraştığını da biliyorsun. Dünya uğraşıyor zaten, sadece biz de değil. Beni yanlış anlıyor. Devlet zarar vermiyor. Şu araba benzin yakıyor. Ya mazur da yakıyor da. Bu da bir iş. Bu da bir devlet işi. İşlerimi de görürüm. Bu da bir devlet işi şu anda. Ya oradan da dolmuşa biner giderim. Sonunda ikna oldu. Başka bir yaşlıyla birlikte ekip aracına bindirildi, evine götürüldü. Biner misin araba? Çok sağ ol. Abi biner misin lütfen? Sen bin. İhtiyacını karşılayacağız. Neyse de bakacağız geleyim. Şimdi 112'yi de arayacağız. O Vefa 112 iletişime geçsek senin de isteklerini karşılayacağız, tamam mı?